1948 yılında Paşa Kapısı cezaevinde 3 ay yatan Sabahattin Ali çıktıktan sonra zor günler yaşadı. Amacı yurt dışına gitmekti. Ancak pasaport alamamıştı. Tek bir seçenek kalmıştı. Bulgaristan'a kaçmak. Bulgaristan'a kaçarken hudutta cereyan eden hadise. Sabahattin Ali'yi öldüren katil Ali neler anlatıyor? Sabahattin Ali'nin milli duygularına zarar verdiğini, yani kendisini işte ben yurt dışına gideceğim, daha sonra biz Sovyetlerden aldığım destekle Türkiye'de bir sosyalist rejim kuracağız dediği için kendisini öldürdüğünü söylüyor. Bu tabii ne kadar ikna edici, bunu seyircilere bırakmak lazım. Yapılan şu olayın yaptığı çağrışımları da keza yine bırakmak lazım. Sabahattin Ali'nin kaçışına yardım etmesi için para karşılığı anlaştığı Ali Ertekin tarafından öldürüldüğü açıklandı. Gazetelere göre de zanlı suçunu itiraf etmişti. Ancak ceset neredeydi? Bulgaristan sınırında bulunan bir ceset mezardan çıkarılarak otopsi yapıldı. Doktorlar üzerindeki kıyafetlerden bu cesedin Sabahattin Ali'ye ait olduğuna karar verdi. Sabahattin Ali'yi öldüren adamın son ifadesi. Bütün deliller cesedin Sabahattin Ali'ye ait olduğunu gösteriyor. Sabahattin Ali hadisesinde birçok noktalar aydınlandı. Katilini ve öldürdüğü yeri Sabahattin Ali garip tesadüfler neticesi bizzat seçmiş. Cesedin kopmuş ayaklarında bulunan renkli yün çorapları Urfa'da Sabahattin Ali'nin ayağında görenler var. Dava böylece kapandı. Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden, aynı zamanda CHP üyesi ve Milli Emniyet mensubu olduğu iddia edilen Ali Ertekin 4 yıla hüküm giydi. Ancak birkaç hafta sonra aftan yararlanarak serbest kaldı.